Bugün Görsel TV ile farklı türden jQuery sliderları tasarımımıza göre özelleştirmeyi göreceğiz. Bakarsak Google'a jQuery slider yazdık. Yeni sekmede bir açalım. 80 ev Sami jQuery slider plugins dedi. Bakarsak burada farklı türden sliderlar var. Bunları bizim kendi temamıza göre nasıl özelleştireceğiz? Bunları göreceğiz. Öncelikle benim göstermek istediğim bir tane var. Hemen ona bir bakalım. Burada olması lazımdı. Burada 80 tane jQuery slider var. Temamıza uygun olanı seçebiliriz veya herhangi birini seçip bizim temamıza uygun hale getirebiliriz. Farklı türden benim aradığım slider burada yok galiba. Şöyle yapalım. Google'a gelelim. Mozaik slider diyelim. Şuradan ilk çıkana bir girelim bakalım neymiş. İstediğimiz bu mu? İstediğimiz bu değil. Bakalım başka. Sonuçlardan biraz açalım bir bakalım. See demo. Demolara bir bakalım. Durum ne? Bu değil. Evet, bizim istediğimiz buydu. Benim göstermek istediğim demosuna bakarsak bu şekilde bir geçiş efekti var. Bakarsak biraz hızlı geçiyor. Parça parça sistem değişiyor. Hemen gelelim bunu indirelim önce. Download diyelim. Sabit diskimize kaydedelim. Bulunduğu dizini açalım. Açtıktan sonra da klasöre çıkart diyelim. Bakarsak evet, demomuz burada. Buna mozaik diyelim. Ctrl X ile keselim bunu. Sistemimizi temizleyelim. Şimdilik masa üstüne bir yapıştıralım. Hemen gelelim. XAMPP serverımızı bir çalıştıralım. Daha sonra Dreamweaver CS6'yı açalım. Site tanımlamamızı bir yapalım. New site diyelim. Buna da ne diyelim? Sitemizin ismi slider olsun. Slider. Klasörümüz hemen XAMPP server'ın içindeki HTDocs'un içine bir slider diye bir klasör oluşturalım ve klasörün içine kaydedelim. Daha sonra server'ımızı açalım hemen. Şu an bu sliderları statik yapacağız. Statik olarak çalışacak. Yani panelden ekleme olmayacak. Daha sonraki bir eğitimde de bunları dinamik bir hale getireceğiz. Kaydet diyelim. Buradan PHP MySQL diyelim. Testing server diyelim. Remote'yi kaldıralım. Save diyelim. Şimdi gelelim hemen mozaik slider'ı buradan Ctrl X ile keselim. Ve burayı sağ tıklayıp Explore deyip Windows gezgininde açalım. Daha sonra mozaiği buraya yapıştıralım. Şimdi mozaiğin demo HTML'ine bir bakalım. Durum neymiş? Design'dan gelelim. F12 diyelim. Bir test
test edelim bir bakalım. Şuradakileri kapatalım şimdilik. Tekrar F12 diyelim. Bakarsak bu şekilde geliyor. Biz bu şekilde istemiyoruz. Localhost. Localhost dedik. Slider. Oradan da mozaik diyelim bir. Buradan demo HTML'i bir çalıştıralım. Evet, bizim demomuz şu an bu. Biz bunu değiştireceğiz. Azam server'ı da kapatalım. Design moduna geçelim. Ve buradan öncelikle şu fazlalıkları bir atalım. Benim genelde yaptığım tasarıma entegre etmeden önce bu şekilde ayrı bir sayfada tasarıma benzetmeye çalışmak. Öncelikle ayrı bir sayfada tasarıma benzetip daha sonra istediğimiz yere alabiliriz. Bakarsak şimdilik bu şekilde. Biz bunu nasıl yapalım? Örneğin boyutunu küçültelim. Yanındaki oklarını değiştirelim. Bu bakarsak şu anda şu karelere bakarsak 60'a 60 hemen hemen 60'a 60 bir alanı var. Bu alanları küçültelim. Bu geçiş efektinin hızını düşürelim. Arka planını değiştirelim. Bu gibi değişiklikler yapalım. Bir sonraki derste de artık slider'ımızla ilgili değişiklikleri yapmaya başlayalım.